İki Tekeriz'den herkese merhaba arkadaşlar. Bugün bisikletçilikte doğru bilinen yanlışlardan biri olan ön fren mevzusunu tartışıyoruz. Şimdi herkes bisiklet kullandığı dönemde ya da yeni başladığı dönemde mutlaka şunu duymuştur. Ya da hiç duymadıysa küçükken kesin duymuştur. İşte ön fren takla attırır. Ön freni sıkma. Ön fren öldürür. Bu tarz şeyleri her bisiklete binen kişi mutlaka duymuştur. Benimki de şöyleydi. Küçükken bir tane bisikletçi abimize gidiyorduk. İşte böyle küçük bir tane bisikletim vardı o zaman. İşte onu yaptırıyordum falan. Adam sürekli ya işte ön freni çıkartalım. İşte senin ön freni çıkarttım. İşte senin ön freni gevşettim. İşte ön freni sıkma takla atarsın. Ön freni sıkma düşersin. Ya bir de biraz böyle küçüksün yani tam o fren algısını fren algın oturmamış. Herkes böyle ya işte ön fren tehlikeli, ön fren şöyle, ön fren böyle sürekli bir onu çıkartıp atmak istiyor herkes. Yani hiç olmadıysa annem baban hani ön freni çıkaralım falan diyordur. Hani o kadar yanlış bir şey ki adamı takla atmayalım derken daha çok düşürüp başına iş çıkartacak bir konu aslında. Şimdi bir kere şunu netleştirelim arkadaşlar. Ön fren olmazsa ani bir şey olduğunda bisikleti durduramazsın. Bunun sebebi çok basit arkadaşlar. Yani bu bir fizik kuralı zaten. Bisiklet sonuçta böyle ileri giden bir araç değil mi? Sen bunu durdurmak istediğinde frene bastığında durmak için ağırlık dengesi bisikletin öne yığılıyor. Yani ön tekerleğin üstüne biniyor. Arka tekerlekteki ağırlık öne geldiğinde yani ağırlık dengesi bisikletin önüne geçtiğinde arka tekerlekten fren yapman çok bir şey ifade etmiyor. Çünkü ağırlık önde. Sen arkayı frenlersen yani bisikletin lastiği tutunamayıp kızaklanmaya, kaymaya başlayacak. Yani önüne ani bir şey çıktığında senin durman, arka frenle sadece durman neredeyse imkansız. Yani o yüzden ön freni söküp atmak ya da ön freni daha az tutar konuma getirmek diye bir şey kesinlikle yok. Ha, bu da şu demek değil, ön freni böyle kafamıza estiği gibi sıkacağız diye bir durum yok. Öyle yaparsak hakikaten bisiklet ya başımıza geçer, takla atarız ya da işte tekerlek kaymaya başlar. Önden kayınca da yere yapışmış oluruz. Yani aslında ön fren tehlikelidir. Ön freni sıkma demek yerine nasıl ön fren yapacağımızı anlatmak bu konuda daha sağlıklı olabilir. Bizim aslında bu konuyla ilgili bir tane detaylı videomuz var arkadaşlar. Bisiklette fren nasıl yapılır diye. Bu arada kırmızıda geçiyorsun diyen arkadaşlar var. Bakın burada bekliyorum. Bizim bu konuda detaylı bir videomuz var aslında. Yani bisiklette fren yapmakla ilgili. Onu da izleyebilirsiniz. Ben bugün daha çok ön fren odaklı. Yani ön fren tehlikeli midir? Ön freni sökmeli miyiz? Böyle bisiklet üzerinde bunu anlatmak istedim. Sizin farklı fikirleriniz varsa yorumlara yazabilirsiniz. Peki ön fren nasıl yapacağız? Taklaya gelmemek için ya da düşüp kaymamak için. Şimdi az önce demiştim. Bisikletin ağırlığı öne yığılıyor. Bu ağırlık öne yığılana kadar yani o yol bisikleti kullanıyorsan bu ağırlığı böyle lastik ezecektir. Daha bisikleti kullanıyorsan da bisiklette bir amortisör olduğu için sen ilk fren sıktığında o amortisör kapanacaktır. Sen bu amortisör kapanana kadar ya da yol bisikleti kullanıyorsan ağırlığı öne verene kadar eğer aniden bisikletin frenini kilitlersen yani böyle lap diye sıkarsan ne olacak? Henüz daha ağırlık öne geçmediği için ön tekerlek kilitlenip kaymaya başlayacak ve kızaklanıp yere düşeceksin büyük ihtimal. Peki gereğinden sert sıkarsak ne olacak? Hani tamam yavaş yavaş sıktık ama bir anda kilitledik sonra. O zaman da bisiklet yere tutunacak ama ön tekerle kilitlenip takla atacaksın. O yüzden şöyle bir tabir var. Bunu zamanında rahmetli altın elbiseli abimiz, adam, altın elbiseli adam Barkın Bayoğlu abimiz diyordu. Hakikaten de çok güzel bir örnek. Biz de bunu fren videomuzda zaten anlatmıştık. Tekrardan söyleyelim. Limon sıkma diye bir tabir var arkadaşlar. Fren yapmakta limon sıkmak. Yani limon sıkar gibi fren yap. Ben şuradan sola geçeyim de oradan karşıya geçeriz.
limon sıkar gibi fren yapmak. Bu ne demek? Limonu alıp bir anda şöyle pat diye vurmuyorsun değil mi şeye, limon sıkacağını. Mesela düşün bu eski sıkacaklar. Böyle önce üstüne koyuyorsun, sonra böyle ezdire ezdire iyice böyle suyunu çıkara çıkara sıkıyorsun. Bir anda sıkarsan ne olur? Her taraf böyle limon olur. Onu böyle üstüne koyacaksın. Yavaş yavaş böyle ezdire ezdire sıkacaksın. Fren yapmak da öyle. Freni sıktın, yavaş yavaş böyle ezdire ezdire. Böylelikle ne olacak? Az önce bahsettiğim, biz şuradan şu an geçebilir miyiz? Geçemiyoruz. Az önce bahsettiğim bisikletin ağırlığı tamamen öne yığılacak. Artık ön lastikte de tutuş var. Ve yavaş yavaş kademeli bir şekilde fren sıkışını arttırdığında güzel bir tutuş sağlayacaksın. Bunu araç kullananlar da bilir, motosiklet kullananlar da bilir. Yani atıyorum bir yolda aniden bir şey oldu. Arabanın bir anda frenine bastın. O zaman ne oluyor? Direkt ABS devreye giriyor. Lastik tutunamayıp kaydığı için tık 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 hemen ABS devrede. Ama böyle limona basar gibi, böyle limon sıkar gibi sıktığında arabanın ABS'si devreye girmez. Güzel bir şekilde tutuş sağlar. Bisiklette de aynen bu şekilde. Ön freni limon sıkar gibi sıkarsak ne takla atıyoruz ne... Ben buradan geçeyim artık. Şöyle şuraya geçelim. Hatta buradan da buraya geçelim. Limon sıkar gibi sıkarak bu işi çözüyoruz. Şu abla bize yol verir. Şöyle tırın önüne de atalım kendimizi. Evet, fren konusu böyleydi arkadaşlar. Ön freni söküp atmıyoruz. Atarsak bir yere yapışırız, bir şey olur yani. Bir gün olmaz, ertesi gün olur. Ön fren önemli. Çocuklarınızın ön frenini de söküp atmayın. Ön fren yapmayı öğretin. Daha sağlıklı. İki tekerinizden bugünlük bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.